Dark Multiverse'ün önceki bölümlerinde Gülen Batman'in bütün dünyayı kontrolü altına alması sadece bir hafta sürdü. Tacını aldı ve yeni dünyanın hükümdarı oldu. Barbatos'ta monitör tarafından Forge'un en derinlerine zincirlendi. Gülen Batman onu özel bir nedenden dolayı tutuyordu. Batman elindeki Black Lantern yüzüğünü çıkardı ve yükselin dedi. Diana Wally burada saklanırken o esnada yeni Apokalips'ten arkadaşlarını kurtarmaları gerektiğini, o Diana ve Bruce Dark Multiverse'te yaşanan krizi gidip Perpetua'ya aktarılan kriz enerjisini çalmalarını ve sonrasında onu Wally'ye aktarmalarını söyledi. Gülen Batman'i ortadan ikiye bölerek öldürdü. Lex geçmişte Crime Syndicate'i yendiğini ve onların öldüğünü gördüğünü söyledi, kafası karışıktı. Lex'in bütün gücünü elinden aldı. Portal açtı ve onu gönderdi. Beyni bedene yerleştirdiler ve gerçekten de işe yaradı. Gülen Batman artık çok daha güçlü bir varlığa dönüştü. "Benim Robin King'im olur musun evlat?" dedi. "Artık bana The Darkest Night diyebilirsin," dedi ve daha önce görünmemiş bir karanlığa dönüştü. Sezon 2 Bölüm 5 Darkest Night'ın Planı. Doktor Arkham'ın bölgesindeyiz. Diana, Harley, Yona X, Batman ve Flash ilerliyorlar. Diana Batman'e buranın doğru yer olup olmadığını sordu. Flash enerjisinin azaldığını söyledi, doğru yere gittiklerinden şüpheliydi. Bir anda onları Doktor Arkham karşıladı ve ateş açtı. Ancak Harley Quinn'in mutasyona uğramış sırtlarını onu parçalayarak öldürdü. Batman'in yönlendirdiği gizli yere girdiler. Hepsi buranın neresi olduğunu sorguladı. Batman onları Toymaster'ın mekanına getirmişti. Kapıyı da Batman tarafından yeniden yaratmıştı. Atılan eski kara şövalyeler ekibi koruyordu. Batman'in kontrolünde olduklarından dolayı onlar için zararsızlardı. Diana Toymaster'ın onlar için bir Justice League robotu yaptığını hatırlıyordu. Düşündüğü gibi de oldu. Batman yeni Apokalips'e gitmeleri için onları Toymaster'ın yaptığı devasa Justice League robotuna getirmişti. Flash hariç diğerleri robota bindiler ve yola çıktılar. Yeni Apokalips'te ortalık hareketli, Justice League robotu parçalara ayrılmış bir şekilde görünüyor. Brainiac Batman yani Collector, Nightglider ve Batrocutus oraya geldi. Collector 13. seviye zekaya sahip olduğunu ve burada yaşayan herhangi bir canlıyı hissetmediğini söyledi. Diğerleriyle ortalığı inceledikleri esnada zombi Yona X göründü ve onları bekliyordu. Aslında bu onlar için bir tuzaktı. Elindeki buton ile patlayıcıyı devreye soktu. Harley, Wonder Woman ve Batman yeni Apokalips'te ilerliyorlar. İlginç Robin'ler onları kovalıyor. Harley bunlar ne diye sordu. Diana da onların aslında Parademon olduklarını ve Darkfather'ın onları Robin'lerle birleştirdiğini söyledi. Harley de onları Para Robin'ler olarak adlandırdı. Üçü Darkfather'ın esir tuttuğu arkadaşlarını aramak için ilerlemeye devam ettiler. Bruce ona yaklaştıklarını söyledi. Diana da ona ihtiyacımız var dedi. Tam o anda Swamp Thing dünyanın yaşam gücünde bir dengesizlik sezdiğini ve korkunç bir şeyin uyandığını söyledi. Diana anlamaya çalıştı. Bruce ise Gülen Batman'in yeni bir formda hayata döndüğünü anladı. Ama öncelikle arkadaşlarını kurtarmaları gerekiyordu. Superman acılar içerisinde göründü. Çünkü bunca zamandır Darkfather'ın elindeydi. Ona farklı renkteki kriptonitler ve anti-life denklemiyle işkence ediyordu. Ya Mr. Miracle'ın yaptığı makineye teslim olacak ya da anti-life denklemine yenik düşecekti. Mr. Miracle bu durum için özür diledi. Darkfather onu dönüştürüp kendi yerine geçmesini sağlayacak ve bu sayede emekliliğe ayrılacaktı. Superman direnmeye devam etti. Darkfather Superman'i dönüştürmeye devam ederken Harley, Wonder Woman ve Batman oraya geldi. Harley Swamp Thing'i kendine balyoz yapmıştı. Diana artık karanlığa karşı geri durmuyordu. Darkfather'a Superman'i bırakmasını söyledi. O ise dalga geçerek "Peki beni bağışlayacak mısın?" dedi. Para Robin'leri üstlerine saldı. Diana Bruce'a "Superman'i kurtar, Darkfather benim." dedi ve saldırdı. Clark Bruce hayatta olduğu için sevindi. Hızlıca onu bağlı olduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Ancak Mr. Miracle eğer onu şimdi makineden ayırırsa hızlıca anti-life denkleminin yayılacağını ve dönüşeceğini söyledi. Clark Bruce'a kendini korumasını söyledi. Tam o esnada Darkfather silahını doğrulttu. "Bu silahı hatırladın mı Batman? Darkseid'in seni zamanda geriye gönderdiği silahın daha gelişmiş versiyonunu yaptım. Bu seni tarihten tamamen silecek." diyerek silahı ateşledi. Onu ölmekten daha beter olacak şekilde vurdu. Darkfather şaşkınca ona baktı ve nasıl halen hayatta olduğunu sordu. "Şu anda olacakları izlemek için." deyip Clark'a seslendi. Superman makineden kurtuldu,
Darkfather bunu beklemiyordu. Anti-Life denkleminin onu nasıl halelere geçirmediğini sordu. Superman onun karşısına dikildi. Darkfather halen olanları anlamadı. Batman'deki Black Lantern yüzüğünden dolayı Anti-Life denklemi onu ele geçirmedi. Çünkü yüzük ölü hücreleri kontrol ediyordu ve onunla Clark'taki ölü hücrelerin dönüşümünü durdurdu. "Hey Batman, sence emeklilik vakti geldi mi?" dedi. Bruce da onayladı. Superman bütün gücüyle Darkfather'a yumruğunu indirdi ve gökyüzüne uçtu. Hemen Bruce'un yanına geldiler. Diana onu tuttuğunda vücudunun buz gibi olduğunu söyledi. Bruce agresif bir şekilde "Elini çek, ben iyiyim." dedi. Darkfather'ın silahına nasıl karşı koyduğunu ve hayatta kaldığını sordu. Bir çeşit engelleyici kullandığını ve iyi olduğunu söyleyip geçiştirdi. Clark, Diana'nın onun hakkındaki gerçeği bilip bilmediğini sordu. Konuyu kapattı ve şu an Diana'nın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Mr. Miracle'ı kurtarırken diğerlerini de kurtarmaları gerektiğini söylediler. Clark, "Tam altımızdalar, geri çekilin." dedi. Beşinci boyuttayız, Lobo bir şekilde buraya ulaşmayı başarmış. Ona verilen görevi yerine getiriyor. Orada aradığı şeyi bulmuştu ve topladıklarını artık onu bu göreve gönderen patronuna vermeye hazırlandı. Valhalla mezarlığına geri döndük. Dr. Fate bir şeyler seziyor, diğerleri de ne olduğunu anlamaya çalıştı. Speedsterlar ve Justice Society bakarken bir portal açıldı. İçeriden "Herkese günaydın" diyerek çıldırmış birisi çıktı. "Jay, sen de kimsin?" dedi. "Ben Robin King, tanıştığıma memnun oldum." diye cevap verdi. Barry onun kemerini beğendi. Robin King ise kemerdeki her bölmede kendi evrenindeki kahramanları öldürmenin yolları olduğunu söyledi. Hatta kendi evreninde Speed Force'a toksin bulaştırdığını, Barry'nin annesinin cesedini kurcaladığını, onu bir flash yüzüğüne hapsettiğinden bahsetti. "Dışarı çıkmaya çalıştığında sana sarılıyor gibi görünüyor, görmek ister misin?" dediği an Doktor Fate onu dinlememesini söyledi. Robin King efendisinin gelişi için buradaydı. Tam o an karanlık bir portal açıldı. Gülen Batman'in farklı bir formda geldiğini anladılar. Barry Wally'e eğer onu yakalarsa ve ondaki antikriz enerjisini alırsa Perpetua'yı öldürebilecek kadar güçleneceğini söyledi. Yapacakları tek bir şey vardı, o da koşmak. Doktor Fate portal açtı ve üçü koşmaya başladığı an Darkest Knight arkalarında belirdi ve onları kovalamaya başladı. Darkest Knight'ın çok hızlı olduğunu söylediler. Çünkü Speed Force enerjisi zayıftı. Jay onunla savaşmayı önerdi ancak Barry daha hızlı koşmaları gerektiğini söyledi. Onların arkasından "Sonsuza kadar kaçamazsınız. Biraz yavaşladığınızda hemen arkanızda olacağım." dedi. Yeni Apokalips'e geri döndük. Superman arkadaşlar diyerek hücreyi açtı. Geri kalan ve yaşayan kahramanları kurtardı. Diana'ya Gülen Batman'i öldürdün mü diye sordular. Ancak Diana mücadelenin yeni başladığını söyledi. Onlara planın ne olduğunu sordular. John Stewart liderliğinde bir grup Lantern Perpetua'ya giden kriz enerjilerini yönlendiren antenlere saldıracak. Martian Manhunter ile bir grup Perpetua'nın tahtının peşine düşecekler. Flash Wally'i koruyacak ancak şu an Darkest Knight onları kovalıyor. Diana, Batman ve Superman de Castlebat'ın altındaki portaldan Dark Multiverse'deki krizlere gidecekler. Oradan alacakları kriz enerjilerini Wally'e aktaracaklar. Bu sayede Wally antikriz enerjisiyle evreni düzeltebilecek. Diana'ya Castlebat'e fark edilmeden nasıl sızacaklarını sordular. Bunu da Jaro sayesinde yapacaklardı. Çünkü Batman onunla arasını bayağı bir düzeltmişti ve onlara yardımcı olmaya hazırdı. Jaro'nun telepat güçleriyle fark edilmeden Castlebat'e sızabileceklerdi. Böylece bütün evreni resetleyip kurtaracaklardı. Bruce her şeyi düzeltmeye çalışmaları olayları daha kötü bir hale getirdiği için buna sıcak bakmıyordu. Diana onunla olup olmadığını sordu ve geriye kalan bütün kahramanlar direniş için birlik oldular. Lobo elinde bir kutu ile göründü. İçinde ne olduğunu merak etti. Patronu ona seslendi ve henüz onu açmak için erken olduğunu söyledi. Lobo ondaki ufak parçaların değerli olup olmadığını sordu. "Çok daha fazlası var, bundan eminim. Benim adım Lex Luthor. Bu kutuların içerisinde ölüm metali var. Bunlarla birlikte evrenin hikayesini yeniden şekillendireceğim." dedi. Barry'nin gölgesinde.
Barry, Jay ve Wally karanlıktan kaçarken yaptıkları en iyi şeyi yapıyorlar ve koşuyorlar. Barry bu durumu düzeltmek için zamanda geriye gitmeyi denediğini ama yaşadıkları ana sıkıştıkları için işe yaramadığını söylüyor. Perpetua'nın çoklu evreni ele geçirmesiyle Speed Force eskisi kadar güçlü değildi. Kaçmaya devam ettikleri esnada Kid Flash onları gördü ve bunca zamandır nerede olduklarını, haftalardır genç titanları aradığını söyledi. Wally ona kısaca olup bitenleri açıkladı. Barry bu şekilde koşmaya devam ederlerse Speed Force'u tüketeceklerini söyledi. Arkalarında savaş davullarını andıran bir ses duydular. Çünkü hemen arkalarında Dark Multiverse'ün derinliklerinden gelen karanlık Flash ordusu vardı. Karanlık Flash'lardan birisi neredeyse Jay'i yakalamak üzereyken Barry yardıma geldi ve onu kurtardı. Çizginin sonuna geldin deyip kahkaha atarak Wally'i kovaladılar. Zamanları kalmamıştı. Wally onlara yakın durmalarını söyledi ve bir formül kullandı. Diğerlerin ne yaptığını anlamaya çalıştı. Zamanı durdurduğunu söyledi. Ancak bunu yapmış olması Speed Force'u daha hızlı tüketti ve Barry bu duruma olumlu bakmadı. Wally ise başka seçenekleri olmadığını söyledi, şu an durup bir plan yapabileceklerdi. Wally Central City Müzesi'nde belki işe yarar bir şeyler bulabiliriz dedi, ancak orada da pek bir şey kalmamıştı. Barry Wally'nin yöntemlerini sorgulamaya devam etti ve tartışmaya başladılar. Jay onların arasına girdi, Wally ne yapacaklarını düşünürken aklına Mobius koltuğu geldi. Gülen Batman bir noktada koltuğa oturmayı ve gücünü almayı denemişti. Ancak onu reddetmişti. Wally tekrar koltuğa oturursa Gülen Batman'i yenebileceğini düşündü. Ancak Barry Wally'nin planlarına yine karşı geldi. İkisi tekrar tartışmaya başladılar. Wally geri adım atmadı ve planı devreye sokmak için harekete geçti. Ancak Barry dayanamadı ve onun peşinden gitti. İkisi Flash Müzesi'nde geçmişi andılar. Wally bunca zamandır çok büyük başarılar elde etmiş, hatta çoklu evreni kurtarmış olsa bile Barry'nin gölgesinde kalmaktan yorulmuştu. Barry ise Wally'yi tekrardan kaybetmek istemiyordu. Günün sonunda ikisi de birbirlerini seviyorlardı ve içlerini biraz döktükten sonra orta yolu buldular. Ancak Wally'nin formülünün etkisi geçiyordu. Onun planladığı gibi karanlık flashları yarıp Mobius koltuğuna koşacaklar ve Darkest Night'tan çalacaklardı. Fakat karanlık etkisini göstermeye başladı. Wally dışındaki Flash ailesi birer birer karanlığa çekilmeye başladı. Wally Darkest Night'ın Speed Force'a baskı uyguladığını söyledi. Flash ailesi yaptıkları en iyi şeyi yaptılar ve hep birlikte Darkest Night'a doğru koşmaya başladılar. Darkest Night göründü, güzel numara kızıl kafa ama benim de birkaç numaram var dedi. Etrafı daha önce görülmemiş karanlık flashlarla kaplıydı. Hepsini onların üstüne saldı. Flash ailesi geri durmadı ve onlara doğru koştu. Karanlık flashlara karşı durdular. Karşılarındaki bu orduyu yardılar. Koltuğa doğru koşmaya devam ettiler. Tam arkalarında Darkest Night vardı. Arayı açmaya çalışsalar da onlara yakın durdu. Hey Flash ailesi! Her krizde bir Flash'ın ölmesi gerekiyormuş. Bu doğru mu diye sordu, dalga geçti. Wally'e gerçekten o koltuğa oturmak istiyor musun dedi. Jay şimdi ne yapacaklarını sordu. Wallace karanlık Batman'lerle savaşacaklarını söyledi. Önleri kalabalıktı. Wally onlara yaşayan en hızlı insanları gösterin dedi. Ancak Jay onların gerisinde kaldı. Barry karanlık Batman'lerden birine yumruğunu indirdi. Jay'in etrafı çevrildi. Wally yardıma geldi ve koltuğu hissettiğini, yakında olduğunu söyledi. Darkest Night küçük Flash'in kaçmasına izin vermeyin dedi. Wallace da geride kaldı. Darkest Night tam diplerindeydi. İkisi düştü. Geriye ikisi kaldı. Kaçın diye bağırdı. İkisi karanlıktan kaçarken Barry bunca yıldır Wally'nin kendisinden bile hızlı olabileceğini ama hep onun liderliğinin gerisinde kaldığını kabullendiğini, bunca zamandır Barry'nin ona ilham verdiğini ancak şu anda Wally'nin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Kalan bütün hızını ona aktardı ve Wally koşmaya başladı. Darkest Night şansları olmadığını söyledi. Wally karanlık flashlar tarafından neredeyse yakalanırken kırmızı kostümüne geri döndü. Yıllardır yaşananları anımsadı ve Mobius koltuğuna ulaştı. Darkest Night'a seslendi. Kazandığını göstererek çok yavaşsın dedi. Koltuğu aldı. Darkest Night ise kahkaha attı. Ancak bir anda Speed Force Wally'yi çekti. Orada sıkışacağını düşünürken bütün Flash ailesi onu Speed Force'la karşıladı ve yalnız bırakmadılar. Barry onu bu sefer orada yalnız bırakmamıştı. Uzunca konuştular ve Speed Force'a saklanma ihtimalini değerlendirdiler. Ancak Darkest Night er ya da geç burayı da bulacaktı. Bu yüzden koltuğu Diana'ya götürmeleri gerekiyordu. Ekip hazırlandı ve koltukla birlikte koşmaya başladılar.
Geçmiş krizler gelecek. Superman, Wonder Woman ve Batman ellerindeki küpleri, antikriz enerjilerini depolamak için Dark Multiverse'e gidiyorlar. Tabi oraya varmaları için Castlebat'i ve içinde Grim Knight'ın da bulunduğu koruyucuları geçmeleri gerekiyor. Ekip içeriye girmeye hazırlandı. Superman, Anti-Life denkleminin onu yavaşça ele geçirdiğini söyledi. Jarrow sayesinde onların burada varlığını hissedemiyorlardı. Ancak Grim Knight çok fazla tuzak kurmuştu ve içeriye girmeleri oldukça zordu. Swamp Thing son çare kendisini tüketme riskini alarak kalan son yeşillerle bağlantı kurmaya çalıştı. Yaptığı işe yaradı ve Ağaçlar Parlamentosu onlar için yer altından gizli bir geçit açtı. Bu sayede Castlebat'e sızabileceklerdi. Ekip ilerlemeye devam etti. Jarrow, Gülen Batman'in artık çok daha güçlü bir forma dönüştüğünü hissettiğini söyledi. Jonah Hex, Harley'e normalde bir kahraman olmadığını anladığını ancak şu an yaptığı şeyde iyi ilerlediğini söyledi. Harley ufak bir öpücük attı. Ancak çenesinin bir tarafı eksik olduğu için boşa gitti. Swamp Thing girişe geldiklerini söyledi. İçeride onları bir ordu bekliyor olabilirdi. Superman X-ray görüsüyle baktı ancak bir şeyler yolunda değildi. Onları karanlık Batmanler ve daha fazlası karşıladı. İki ekip karşı karşıya geldiler. Ark, Harley'e saldırıp Arkham'daki bütün hastaların kendi bedeninde olduğunu ve ona saldırmasına anlam veremediğini söyledi. O sırada Harley ona doğru gelen Joker kartını tuttu ve Ark'a fırlattı. Jonah Hex de karşılık verdi. Batman'in karşısında ise The vardı. Onun kim olduğunu anlamaya çalıştı. "Ben senin annenim," dedi. Karşısındaki Martha Wayne'in karanlık versiyonuydu. Batman şok oldu. Diana ise Cool ile savaşıyordu ve ona tıpkı Amazonlar gibi dövüştüğünü söyledi. Çünkü o da Dark Multiverse'te Wonder Woman ve Batman'in kızıydı. Chiraptor sayıcı üstün olduklarını söyledi. Superman onlara saldırdı. Kahramanların işi zordu, karşısındakiler güçlüydü. Ancak Jarrow onları kurtardı. Castlebat'in zihnine sızdı ve onlar için bir yol açtı. Clark, Jarrow'a teşekkür etti. Diana, Dark Multiverse kapısına yakın olduklarını hissetti. Swamp Thing ve diğerlerine burada kalmalarını söyleyip üçü Dark Multiverse'e doğru ilerlediler. Clark, Anti-Life'ın etkisinden dolayı yakınlarında çok güçlü bir varlığı hissettiğini söyledi. Batman el fenerini çıkardı. O kişi Barbatos'tu. "Büyük kahramanlar," dedi ve zincirli bir şekilde karşılarında duruyordu. Batman ona kızgın bir şekilde seslendi. Bütün bu yaşananların onun hatası olduğunu, Gülen Batman'i karanlıktan onun çıkardığını aykırdı. Barbatos onlara gerçekte bütün bu olanlar kimin suçu diye düşünmelerini önerdi. Çünkü o, insanların karanlık tarafını çok iyi biliyordu. Onlara bu krize aslında neyin sebep olduğunu sordu. Kahramanlar krizleri durdurmaya çalışıyorlardı. Ancak beceriksizliklerinin krizlere sebep olduğunu ve insanlara yeterince umut veremediklerini söyledi, onları suçladı. Clark sinirlendi ve ona yumruğu indirdi. Bunun iyi hissettirdiğini söyledi. Dışarıdakiler göründü ve Swamp Thing karanlığın yaklaştığını hissettiğini söyledi. Oldukları yere bir portal açıldı. İçeriden Robin King çıktı, kendini tanıtıp onlar için özel bir şeyleri olduğunu söyledi. Trinity'ye geri döndü, krizlere gitmeye hazırlanıyorlar. Diana onlara antikriz enerjilerini ellerindeki küpe depolamalarını söyledi. Perpetua'nın güçlenmesinin kaynağı tarihte yaşanan bu anlardaydı. "Bizim tarihimiz birlikte kazandık," dedi. "Birlikte bunu da kazanacağız," dediler ve derinlere daldılar. Dışarıya geri döndük. Robin King kendi evreninde Swamp Thing'in daha hızlı olduğunu söyleyerek onunla dalga geçti ve saldırdı. Jarrow onun zihnine saldırmayı denedi ancak onu engelleyen bir şey vardı. "Size hepiniz için hazırlıklı olduğumu söylemiştim," dedi. Kendi evrenindeki kahramanlarını nasıl öldürdüğünden bahsetti. Kemerinde sakladığı Rot'u Swamp Thing'e fırlattı çünkü bu ona zarar verebilirdi ve onun kolunu kopardı. Harley sinirlendi ve ona saldırdı. Robin King, Harley için bir sürprizi olmadığını söyledi ve karşılık verdi. Jonah Hex onu nasıl öldürdüğünü tahmin edeyim dediği an, Robin King ona ateş etti. Harley o zaten ölü olduğu için rahattı. Ancak onu çürümüş dokuyu bile yok edecek bir mermiyle ateş etmişti ve Jonah Hex gözlerinin önünde yok olmaya başladı. Harley o ölürken arkasından bağırdı. Jarrow diğerlerinin dönüşü için portala yakın olmaları gerektiğini söyledi. Trinity kriz anlarına giderken Diana yaşananları hatırlamalarını söyledi. "Crisis on Infinite Earth'deyiz. Batman oraya vardı. Ancak hiçbir şey hatırladığı gibi değil. Herkes nerede? Anti-Monitör nerede?" dedi. "Tam buradayım Batman," diye bir ses duyuldu ve "beni tanımlayın.
tanımıyor musun diyerek bir varlık belirdi. Final Crisis'te Superman oraya vardı. Ortalık tuhaftı. Neler olduğunu anlamaya çalışırken bir yumruk yedi. Burası tam olması gerektiği gibi diyerek birisi göründü. Infinite Crisis'teyiz. Diana oraya vardı. Anlamıyorum, bu doğru değil. Hatırladığımız kriz bu değil dedi. Çünkü gerçekleşmedi Diana diye bir ses duyuldu. Diana şaşırdı. Karşısındaki olanları açıkladı. Crisis on Infinite Earth'te Antimonitor'un kazandığı bir gerçeklik, Final Crisis'ta da Darkseid'in kazandığı bir gerçekliktelerdi. Çünkü Gülen Batman onları bulmuştu ve yaşanan krizlere gönderip gerçekliği değiştirmelerini sağlamıştı. Diana'nın geldiği Final Crisis'te ise Superboy Prime vardı. Ona bakıp bu kriz evreninde Wonder Woman sen kaybettin dedi. Bütün bu olaylar yaşanırken Lanternlar Perpetua'nın kozmik kulelerine saldırdılar. John Stewart Dünya 3'te Owlman tarafından yakalandı. Bütün kulelerin yok edilmesi gerekiyordu ve ona ulaşamıyorlardı. Owlman kendisi hakkında gerçeği bilmek istiyordu. Dünya 3'teki kozmik kuleyi korumak için Dark Multiverse'den gelen ve Lantern güçlerine sahip Rainbow Batman Corps saldırdı. Fakat John o sırada Owlman'e gerçekleri açıkladı. Crime Syndicate normalde yok edilmişti. Owlman kendisinin orijinal versiyonu olmadığını öğrendi. Ancak çoklu evren var olduğu sürece her krizden sonra Crime Syndicate'de bir Omen'le birlikte tekrardan var olacaktı. Onun da tam olarak öğrenmek istediği buydu. Her seçenekte o ve ekibi tekrardan geri geleceklerdi. Bu yüzden yapılması gerekeni yaptı ve Rainbow Batman Corps'la birlikte Dünya 3'teki anteni de yok etti. Perpetua bu durumdan memnun kalmadı. Bu sayede ona giden Dark Multiverse enerjisi kesilmiş oldu. Dünyaya geri döndük. Sergeant Rock göründü ve kahramanların mücadelesini anlatıyor. Lanternlar kozmik kulelerle ilgilendi Trinity kriz evrenlerinde. Flash Family ise Darkest Night'tan kaçıyor. Onlar ise Karanlık Ordu ile mücadeleye devam ediyorlardı. Crisis on Infinite Earth'e geri döndük. Batman antimaddeye direnmeye çalışıp Wonder Woman'a ve Superman'e seslenip geri dönmelerini söyledi. Çünkü burada işler yolunda değildi. Krizlerin karanlık versiyonuydu. O sırada Mobius ortaya çıkıp onları uzun zaman önce yendiğini ve kendisinin gerçek Mobius olduğunu söyledi. Final Crisis'a geri döndük. Superman karanlık versiyonları tarafından tutuluyor. Darkseid Anti-Life denklemiyle herkese diz çöktürmüş ve hüküm sürüyor. Superman karşısındakinin gerçek Darkseid olduğunu hissediyordu. Onlara göre birkaç ay geçmiş olabilir ama Darkseid burada uzun süredir olduğunu ve hüküm sürdüğünü söyledi. Superman ona Perpetua'yı yenmeleri için halen bir şansları olduğundan bahsetti. Ancak Darkseid'in umrunda değildi. Onun başka planları vardı. Superman'i ateş çukuruna atıp yok edecekti. Ona bunu yapmaması için bağırdı. Infinite Crisis'a geri döndük. Diana göründü ve yanında ölü bir Lex Luthor duruyor. Superboy Prime ona bu evrenden bahsediyor. Diana'yı kozmik kuleye hapsetmişti. Superboy Prime kahramanların olduğu umut dolu, huzurlu bir dünyaya sahipti. Diana Gülen Batman'in vaatlerini dinlememesini söyledi. Superboy Prime öncesinde Sourcefall'a hapsedilmişti. Sourcefall yıkıldıktan sonra kendisinin Gülen Batman'i gittiğini ve böyle bir evren istediğini söyledi. Ona Diana'yı verecek ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecekti. Flash Family'ye geri döndük. Wally Mobius koltuğu ve ekiple birlikte kaçıyor. Speed Force ise tükenmek üzere. Barry Cazalbette'deki ekiple iletişim kurmasını söyledi. Wally de Jarro'ya seslendi. Cazalbette'yi Swamp Thing Harley'e devam et dedi. Harley Johnny X'in hayatta olduğunu ve onu geride bırakmamak istediğini söyledi. Jarro Flash Family'nin fazla vakti yok dedi. Tam o an Robin King ortaya çıktı. Harley Johnny X'i bırakmasını söyledi. Ancak elinde ona zarar verecek bir bıçak vardı. Harley'nin gözünün önünde Johnny X'e işkence etti. Bıçağı kafasına sapladı. Harley daha fazla dayanamadı ve onu öldüreceğini söyleyerek üzerine koştu. Jarro Harley'nin zihnine daldı ve onu hareketsiz bıraktı. Robin King çatallı diliyle Harley'i rahatsız etmeye devam etti. Swamp Thing Jarro'ya Diana ve ekibini sordu. Onlarla bağlantı kuramıyordu, geri dönmenin yolunu bulmalarını umdu ve üçü Robin King'den uzaklaştılar. Diana Superboy Prime'i ikna etmeye çalışıyor.
ancak onu dinlemiyor. Lanternların Perpetua'nın enerjisini kestiğini, Batman ve Superman'in başarısız olacağını, burada kalan son enerjiyi Gülen Batman'e yönlendireceğini söyledi. Böylece bu evrenleri kalıcı olarak gerçek hale getirecekti. Kahramanların başarısızlıklarından bahsetti. O şeytanla bir anlaşma yapmıştı. Batman antimadde dolu bir evrende olduğu için neredeyse yok olmak üzereydi. Çünkü kendisi o evrende geriye kalan tek normal maddeydi. O ve kutu yok oluyordu. Superman ise bu sırada "Yuksas lütfen" diye seslendi. Ancak Darkseid elindeki kutuya baktı ve onu parçaladı. Diana ve Superboy Prime'a geri döndük. Elindeki kübe ve enerjiye baktı. Diana ona dünyaların sürekli değiştiğini, Anti-Life ile kontrol edilemeyeceğini ya da antimadde ile yok edilemeyeceğini, sonsuz çoklu evrenin bir arada değişimle yaşaması gerektiğini söyledi. Hep birlikte kazanabilirlerdi. Prime'ı ikna etmeye çalıştı. Kule enerjiyi Darkest Knight'a aktarmaya hazırdı. Prime onu fırlattı ve ikili karşı karşıya geldi. Birbirlerine saldırdılar. Bu sırada diğer krizlerde Batman ve Superman yok olmak üzereydi. Diana Prime'a bir umut kuledeki enerjiyi Wally'e yönlendirmesini ve bunu acilen yapması gerektiğini söyledi. Prime ise çoklu evrenin bir arada yaşamasından bahsediyorsun. Ancak bu başka bir evrenin gelip bizimkisini yok etmesi anına kadar sürecek bir şey. Bu karanlığa ateş etmek dedi. Diana ise tam olarak bu deyince Prime duraksadı. Superman'in de yaptığı şey bu değil mi? Karanlığa ateş etmek dedi. Prime elini sıktı ve gerçekliği çatlatan yumruğunu attı. Prime'ın attığı yumruk krizleri çatlattı. Tam son anda Batman ve Superman'in oradan kurtulmalarına sebep oldu. Dördü birlik oldular. Hemen Jarro'ya seslendiler. Acele etmelerini ve enerjiyi Wally'e aktarmalarını söyledi. Superboy Prime kübe depoladıkları bütün enerjiyi Mobius koltuğuna aktardı. Dördü dünyaya geldiler. Karşılarında Wally ve diğerleri vardı. Ancak bunun işe yaramadığını söylediler. Diana ise işe yaramadığının farkındaydı ve şaşırdı. Çünkü siz onu Gotham'da bulmadan önce koltuktaki bütün gücü yönlendirecek şekilde ayarladım. Bütün güç bana yönlendi diyerek Darkest Knight ortaya çıktı. Diana hayır diye yıkıldı. Bana ihtiyacım olan her şeyi verdiniz dedi. Darkest Knight artık evrenler yaratacak seviyede bir güce ulaştı. Başından beridir planladığı buydu. Artık Perpetua'ya saldırabilirdi. O halde sizi son 52 ile tanıştırayım dedi ve kendi çoklu evrenini yarattı. Dark Multiverse'e bir bölümün daha sonuna geldik. Sizden ricam özellikle videoya yorum atmanız ve beğenmeniz. Abone değilseniz de abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk defa bu videoya denk geldiyseniz açıklamadaki linklerden önceki bölümlere ulaşabilirsiniz. Dark Multiverse'ün sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.